Merhaba arkadaşlar, Bahçe Market'e geldik. Şöyle kısacık bir çekim yapalım, sonra balkonda devam ederiz. Şöyle ufak bir iki bir şey aldım. Şimdilik tadımlık şöyle bir göstereyim. Şöyle menekşeleri görüyorsunuz. Fiyatları da 85 lira. Çok sevdiğimiz, vazgeçemediğimiz çiçekler, menekşeler. Burada büyük kalanşolar var. Onların fiyatına bir bakalım diyeceğim. 250 TL'ymiş arkadaşlar. Çok netleştiremedim. Çok da yüksek sesle konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Böyle ucundan ufak ufak sizlere birkaç bir şey buradan göstereyim. Şu deve tabanlarını çok beğendim. Bunlar çok güzel. Bunların fiyatları da 90 lira arkadaşlar. Oldukça da büyükler. Çok güzel formda. Şöyle bir tanesini sizler için bir göstereyim. Çok beğendim. Çok güzeller. Bir tık daha küçükleri de 45 liraydı sanırım fiyatı. Şurada kuşkonmazlar var. Bardak menekşeleri var. Bardak menekşelerin fiyatları da 115 liraymış. Şöyle birazcık da buralardan biraz çekim alayım sizlere. Dediğim gibi çok fazla çekemeyeceğim. Çok da yüksek sesle konuşamıyorum. Diğer insanları rahatsız etmemek için. Mesela bu kaktüslerin fiyatları da oldukça uygun. 125 lira. Bu aşılı kaktüsler 125 lira arkadaşlar. Bahçe marketlerde. Mesela şu çok güzel. Çok değişik bir şey şu. Evet, buradaki küçük sukulentleri de şöyle bir ucundan, kıyısından ufak ufak çekim alalım. Güzel yani Bahçe Market'in, ben beğeniyorum ürünlerini, kaktüsleri, sukulentleri olsun, diğer salon bitkileri özellikle çok fazla, çok güzel. Ve bakar mısınız şu saksıların güzelliğine, muhteşem güzel saksılar var. Benim genellikle hep alışveriş yaptığım mekan burası, Sarıyer, Büyükdere Bahçe Market. Şöyle minik bir iki bir şey aldık. Şimdi biraz sonra balkonda da bunun çekiminin devamını yaparım sizlerle. Bir de burada ne gördüm? Gardenya gördüm arkadaşlar. Çok güzel. Şu rengin kibarlığına bakar mısınız? Sarı. 225 lira fiyatı. Mis gibi de kokusu var gardenyaların. Muhteşem, çok güzel. Bakınız, alabildiğine yemyeşil. Ay, parfüm gibi kokuyor. Yani gardenyalar müthiş kokutmuşlar. Şurada bir tabladın içerisinde. Müthiş yani, bütün marketin içerisini kokutmaya yetmiş. Parfüm gibi kokuyor. Bu flamingoları da çok beğeniyorum. Bunlar da çok güzeller. Benim beğenmediğim bitki bilmiyorum var mı ama sanırım yok gibi. Bildiğiniz böyle bir orman. Adeta bir orman. Tabii şimdi ilkbahar dönemiyle daha da bir saksı çeşitliliği gelecektir. Bakın benim para ağaçlarımı ektiğim saksılardan. Bu saksı çeşidini beğeniyorum. Bu güzel bir saksı türü. Şöyle geniş açıdan da alayım sizlere arkadaşlar. Margaritalar. Benim de bir tane var böyle margaritam. Yine Bahçe Market'ten almıştım. Adeta bir orman.
kasım patları, mini güller. Ah mini güller, güller çok çok beğendiklerimden. Ben de almıştım çok uzun yıllar önce. 95 lira fiyatı ben görüyorum arkadaşlar. Balkonda bir türlü benim gül yetişmiyor. Bakın burada bir tane Medine gülü. Çok güzel o da. Onun fiyatı da 300 liraymış. Wow, kokulu orkideler arkadaşlar. Ah nasıl güzel, nasıl güzel. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Müthiş. ₺1150 lira arkadaşlar fiyatı. Şunların da renkleri muhteşem. Çok güzeller. Onun da fiyatı 240 liraymış arkadaşlar. Turuncu çok güzel. Evet benim balkondaki kenarı kötü olan mavi sütun kaktüsümden bu da. Ben de benimkine bir bakım yapıp onu bu hale getirmek istiyorum tekrardan. Çok güzel. Soğuk yanığı olmuştu. Onu bir tıraşlayacağım. Kendine gelecektir o da. Şunlar da ruj çiçekleri. Fiyatını okumaya çalışayım. 340 lira. Ama formu çok güzel. Dolu dolu formu var. Şu tarz kaktüsler arkadaşlar fiyatları 225 lira ama saksısıyla birlikte böyle bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar şimdi videoyu burada sonlandırayım ben. Balkonda tekrar sizlerle görüşürüz. Evet tekrardan merhabalar. Şimdi balkona geldik. Şöyle aldıklarımı sizlere kısaca göstereyim arkadaşlar. Yani çok öyle bir şey almadım ama şöyle 4 tanecik hoşuma giden sukulent gördüm. Onları aldım. Şöyle gördüğünüz gibi setosa türleri gelmişti. 2 tane onlardan aldım. Aslında birkaç tane daha böyle bakındım ama hoşuma giden göremedim. Birkaç tane daha alsam böyle saksıyı dolu dolu yapmak daha güzel olurdu. Bunlar çok uygun fiyatlı arkadaşlar. 8,5 lira gibi bir fiyatı var. Bu setosaları da çok seviyorum. Dediğim gibi Eminönü'nden daha önce almıştım ama onlar maalesef yaz sıcaklarını da kaybettim. Eridi gittiler. İnşallah bakalım bunları büyütebilirim. Bakın bu kristat olmuş. Çok güzel böyle renk tonları da çok güzel. Böyle şeftali tonları hoşuma gitti. Ve bir tane de böyle bir echeveria türü sanırım yine. Bakın gördüğünüz gibi kristat formu almış. Muhteşem, çok güzel, çok beğeniyorum bu kristatları. Bakın böyle gövdesi kalın. Bir gövdenin üzerinden ne kadar çok onlarca yavru. Böyle acayip hoşuma giden bir sukulent türü. İnşallah güzel bir saksıya ekeriz bunu. Güzel güzel büyür balkonda. Fiyatını görüyorsunuz çok çok uygun. 24 lira gibi bir fiyat. Artık bu fiyata ciklet alınmıyor marketlerde vallahi. Böyle güzel bir sukulent aldık. Balkonumuzu şenlendirdik. Şöyle koyalım düşmesin. Bir tane de ne aldım? İşte yine bir echeveria türü. Şöyle bir güzellik. Bunu da yine bir saksının kenarına iliştiririz. Ya da ayrı bir saksıya ekeriz gibi gibi. Bakalım. Şöyle güzel güzel bunları balkona adapte ederiz. Evet. Güzel türler geliyor böyle ara ara bahçe marketleri gezmeyi seviyorum ben. Tabii hafta sonu gittiğim için genellikle eşimle birlikte gidiyoruz. Öyle bir tur atıyoruz bakıyoruz. Biraz kalabalık da olmuş oluyor. O yüzden çok detaylı çekim yapamıyorum. Ama tek başıma sadece kendim böyle sırf çekim yapmak için gittiğim bir gün daha güzel daha kaliteli bir çekim yapmak istiyorum. Farkındayım çok ilgi görülüyor. Belediyenin marketleri bahçe marketleri çok ilgi alıyor. Benim de kendi ilçemde var bana da yakın. Hani bir 6 kilometre gibi bir mesafede bana oraya gidiyorum böyle ara ara ziyaret ediyorum. Bir tane de Emirgan da var. Emirgan bana çok yakın zaten hemen dibimizde Emirgan. 2 kilometre gibi bir mesafe bana ama orası genellikle ilkbaharda açılıyor. Yaz aylarında açık kalıyor. Sonbaharda tekrar kapanıyor. Orası öyle dönemlik daha çok. Bir de şey nasıl diyeyim daha ufak mini. Bahçe Market diye geçiyor orası. Orası da o şekilde. Farkındayım. Evet bahçe marketlere gerçekten çok beğeni, çok ilgi var.
Ben de çok beğeniyorum. Çok güzel hizmeti belediyenin. Güzel oluyor. Ben güveniyorum da çiçeklerin olsun, toprakların olsun güzel bitkiler de geliyor. Ve tabii piyasaya göre nedir? Bir tık daha uygun olmuş oluyor. Çünkü belediyeyle rekabet etmek tabii ki de diğer firmalara zor. Ama tabii orada da nedir? İthal türler vallahi artık belediyede bile pahalı. Onu fark ettim. Bayağı fiyatlı bitkiler var yani. Hani öyle 3.000 lira 5.000 liraya gibi. Tabii o birazcık da bitkinin artık zamanla büyütülmüş o kadar. O değeri eder yani, o fiyatı hak eden bitkiler de var. Çok güzel bonsai'ler getirmişlerdi. Böyle çok hoştu, çok güzeldi onlar da. Böyle kırasula para ağaçlarının bonsai formunda olmuş olanları vardı. Çok güzel, çok gösterişli kaktüsler var tabii. Güzel yani, bitkileri seviyoruz hepimiz, sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama var ya, sevmeyen, çiçek sevmeyen insanlar da var maalesef ki dünyada. Çiçek sevmeyen, hayvan sevmeyen insanlar da var. Bilmiyorum, o da onların tercihi midir nedir, bir şey diyemeyiz tabii ki de. Evet arkadaşlar, şöyle sizlere kısacık da olsa şöyle aldıklarımı göstermek istedim. Kaktüsümün halini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şubat ayındayız biz. Bakınız, Şubat ayında bu haldeyiz. Bu kadar güzel çiçekliyiz. Çok çok beğendiğim bir kaktüsüm benim. Balkonumun maskotu. Ama şöyle bakın, görebiliyor musunuz? Cımbızımı aradım da bulamadım göstermek için. Şurada bir beyazlık var bakın. O geçtiğimiz gün böyle salonda camdan böyle bakıyordum. Oradan fark ettim hatta. Bu ne acaba diye. Hani acaba dedim, kuş geldi, kuş mu pisledi? Hani kaka zannettim ama değil. Kaktüs herhalde bir süt gibi bir şey akıtıyor. Böyle cımbızdan çektim onu. Bayağı akışkandı. Sonra su ile yıkadım. Fıs fıstan böyle su tuttum üzerinden. Geçer gibi oldu ama şimdi yine tekrardan böyle bir beyazlık olmuş orada. Böyle sakız gibi, macun gibi bir madde. Sanırım kendisi üretmiş onu. İlk defa böyle bir şey gördüm. Aman maşallah diyeyim, inşallah bir şey olmaz. Çok beğeniyorum çünkü çok seviyorum. Gerçekten ilgi de alıyor bu. Ne zaman paylaşsam çok güzel sorular geliyor. Hani bunu tek tek mi böyle aldınız da ektiniz? Yoksa bu yavruladı mı? İşte toprağı nedir? Konumu nedir? Anlatıyorum zaten. Onunla ilgili videolarım da var. Oradan arz edenler bakabilirler. Ama çok güzel büyüdü. Bayağı büyüdü. 5 yılda bu hale geldi dostlar. Ufacık da aldığımda 4 taneydi. Bu Mayıs ayında tam 5. yılı olacak kaktüsümün. Evet. Böyle bir güzellikler daha kattık balkona. Bunları da en yakın zamanda ekeriz. Tekrar sizlerle de paylaşırım dostlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.